Evet, 30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Şimdi her hafta gündemi konuşuyoruz, tartışıyoruz bu yayında ama bugün farklı bir şey yapalım. İktidar medyasında veya o iktidara tabi olan medyada çıkmamış bir haberi gündeme getirelim ve o haberi lime lime edelim, bir analiz edelim. Çünkü biraz sonra aktaracağım bu haber Türkiye'nin rejiminin röntgenini gösteriyor. Şimdi o haber ne? O haberle başlayalım. Şimdi AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay. Bu zatın oğlu Hasan Akay. Gümrük görevlisine rüşvet verirken görüntüleniyor. Bir düzenek kurulmuş. Daha sonra o konuşma kayıtları da var. Bu görüşme görüntüleri ve kayıtları basına sızdı. Sızdı ama ana akım dediğimiz veya iktidar medyası veya yandaşlara sızmadı. Böyle bir haber çıkmadı. Şimdi burada Hasan Akay milletvekilinin oğlu, Urfa milletvekili oğlu Hasan Akay, Akçakale Gümrük Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olan Mustafa Ataman'a rüşvet veriyor görüntülerde. Ve orada en dikkat çeken şeyi, çoğu yerde de manşete taşınmış bir takım, çok az medyada çıktı bu. Sana kim ne yapabilir ki müdürüm diyor milletvekilinin oğlu. Bu manşete çıkarılmış ama çok ilginç diyaloglar var. O diyaloğu ben kısaca okuyayım. Arkasından tabii haber analizine geçelim. Şimdi Mustafa Ataman, yani rüşvet verilen kişi, illa kaymakama beni görevden aldıracaksınız diyor. Dert yanıyor. Hasan Akay, Urfa milletvekilinin oğlu, yani rüşveti veren, diyor ki biz senin arkandayız. Altını çiziyor. Biz senin arkandayız. Kim seni görevden alabilir ya? Wow. Hemen Ahmet Ayan söze giriyor. Sayfan tertemiz müdürüm. Bu milletvekili oğlunun yanındaki kişi. Hasan Akay milletvekilinin oğlu. Bir de Karadenizlisin müdürüm. Direkt Erdoğan'ın hemşerisisin. Sana kim bir şey yapabilir ki? Diyor. Ve bunun üzerine de mikrofon tutulmuş babasına, milletvekili olan babasına, diyorlar ki Ahmet Akay'a, Ahmet Akay da diyor ki oğlumun suçu varsa mahkeme cezasını verir ama bunun bir haber değeri yok bu olayın diyor. Konu bu. Şimdi bu haberi ve babasının bu yaklaşımını, mahkeme cezasını verir, hangi mahkeme, haber değeri yok var. Yani bütün bunları bir lime 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 edelim. Nereden başlayalım? Tamam. Vallahi haber değeri yok. Dan başlayalım mı? Çok enteresan bir cümle çünkü bu. Yani ben çünkü ona takıldım bu haberde. Haber değeri gerçekten var mı yok mu aslında? Bence de haber değeri yok. Nasıl yok? Hani sıradan olması açısından mı? Çünkü ya bu olağanüstü bir şey değil ki. Yani bakın 17 Aralık 2013 tarihinde biliyorsunuz adamların bakanlarının evlerinden para sayma makineleri çıktı. Ayakkabı kutularına, fare deliği gibi böyle yerlerde ayakkabı kutularına sakladıkları paralar tomar tomar, deste belge deste. Belge belge çıktı ortaya. Belge belge patladı, yani ortalığa saçıldı. Ya para sayma makinesi, adamın evinde para sayma makinesi var. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi sizin bir eviniz var. Sizin evinizde para sayma makinesi ne olur? Şimdi mesela evinizde kıyma makinesi olduğunda neden insanlar? Ya bu adam çok et yiyor herhalde. Kasapta çektirdiği yetmemiş. Ya evde para sayma makinesi demek. Demek ki eve giren çıkan paranın haddi hesabı yok ki. Adam artık sayamıyor. Bakanın şimdi, tosununun tabii, parası niye bankada değil? Tabii. Şimdi dolayısıyla yani bu olay milletvekili aslında diyor ki yani benim bu oğlumun yakalanmış olması, ses kaydı falan, bunların bir haber değeri yok. Yani gerçekten aslında haber değeri yok yani. Tabii. Haber değeri var ama biz onu analiz ediyoruz sistemi, yani deşifre etmek için. Ama normal vatandaş için bir haber değeri değil. Çünkü adam bakacak kim yakalanmış? Ama milletvekili, tanımadığım bir milletvekilinin oğlu. Ya adam bakan değil ki, yani bakan olsa. Başbakan, dönemin başbakanının oğlu. Fısır fısır fiskos yapıyorlardı, hatırlayacaksınız. Babacım nereye koyayım paraları? Ya dur böyle açık ediyorsun şimdi falan diyor o öbür taraftan. Ya bunlardan sonra bu halk bunları yer mi? Yani şimdi bu onları haber yemiş. Değeri bunlar. Hiç haber değeri falan yok. Hiç haber değeri. Bu adam haklı.
Adam haklı. Vekil Adam haklı. oğlu açısından haklı. Haber değeri Sayın yok vekili, falan. sayın vekili destekliyoruz ve evet Destekliyoruz katılıyoruz burada. ona ya. Buradan destekliyoruz. Haber değeri ne? Belli Helal yok olsun bunun. vekil. Rejim Helal olsun açısından. vekil. Tabii. Fakat buradan devam edelim. Şimdi haberi lime lime edeceğiz. Türkiye'nin röntgeni çıkacak ya buradan. Tabii. Yani işte Eyvallah. şurada böbrekte taş var, işte kalpte şurada damar tıkanıklığı var. Hep beyin dumura uğramış, yani beyin ölümü gerçekleşmiş. Hepsini şimdi çıkaracağız. Tamam. Fakat şu AKP çocukları, bakan çocukları oğullarından bahsettiniz ya, 17-25'te işte Zafer Çağlayan'ın oğlu, işte Muammer Gülen'in oğlu. Ya şimdi bu AKP'li vekil ve bakanların çocukları pek bir maharetli oluyorlar ya. Pek bir maharetli oluyorlar. Yani böyle yürü yağ kulum oluyorlar bunlar işte. Yürü yağ Tabii. kulum oluyorlar ve nasıl yürü yağ kulum olduğunu da buradan da görüyoruz. Şimdi oradan oraya zıplayalım. Ve diyor ki rüşveti veriyor. Adam tir tir titriyor. Ya arkanda biz varız diyor. Evet. Kim biz? İşte devleti ele geçiren kimse onlar. Yani devlet çünkü öyle bir noktaya geldi ki kanıksanmış bir kleptokrasiyle karşı karşıyayız. Yani bu kleptokratlar, bu kleptokrasi ne demek? Bu bir sosyal ve psikolojik bir rahatsızlık, yani çalma hastalığı. Fakat tabii bunlardaki hastalık değil, bunlardaki doymama sendromu. Doyma biliyorsunuz sadece mide organıyla gerçekleşen bir süreç değil. Daha çok zihin ve beyinle alakalı bir şey. Biraz da tabii kalple alakalı bir şey. Yani böyle doymak bilmeyen gecekondu gülü İslamcı iktidar bu adamlar devleti ele geçirdiler. Dünün gariban işte böyle polisin askerin önünde ezilen işte sağdan soldan dışlanan insanlar devleti ele geçirip artık insanlara höt-zöt yapar oldular. Ve bürokrata ne diyor? Ya senin diyor korkmana ne gerek var? Arkanda biz varız. Yani arkasında kim var? İşte bu devlet ruh hale gelmiş olan, zamanında insanlara adalet sözü vermiş olan, zulmün biteceği sözünü vermiş olan, gelişme sözü vermiş olan İslamcılar. Partinin adı ne? Adalet ve Kalkınma Partisi. Adalete en fazla darbe indiren, kalkınmaya da en fazla darbe indiren partinin adı Adalet ve Kalkınma Hadi. Partisi. Tabii böyle bir perspektif içerisinde de çok bir şansı yok ülkenin, yani öyle Ve gözüküyor. şimdi lime lime ediyoruz haberi. Erdoğan'ın Buyurun. hemşerisi müdürüm. Sana kim ne yapabilir? Bak bir de hani biz senin arkandayız. Bu tamam, bu Evet. elde bir. Sana kimse dokunamaz ama ya Karadenizlisin. Erdoğan'ın hemşerisisin. Sana kimse dokunamaz diye de artı bir sigorta, artı bir güvencenin varlığından da bahsediyor. Tabii. Yani tabii bir de bu hemşericilik olayı var. Yani adam biliyorsunuz kendi özel şoförünü bile milletvekili yaptı. Ya. Biliyorsunuz yani çok ünlü bir milletvekili var. Büyük Türk Hesap düşünürü. matematik büyük Türk Matematik düşünürü. dehası. Yani kendi coğrafyasından kendi işte Rizeli olan veya Karadenizli, genel anlamda bunlar Karadenizli şey olsa bile Sakarya'dan itibaren hatta bilemediniz İstanbul'dan itibaren Karadeniz diyecek. Yani bir ufak bir bağlantınız varsa Karadenizlilikten yırtıyorsunuz. Ama Ama şu var, şimdi sokak röportajları takip ediyorum. Karadeniz'de insanlar feryat figan. Böyle Karadenizler evet. artık yani konuştu mu da konuşur ve konuşuyor şu anda. Tabii Hiç tabii öyle tabii. Erdoğan Merdoğan deyince adam dümdüz gidiyor. Şimdi Tabii. ama buradaki bahsettiğimiz AKP'li oradaki mutlu azınlık Karadenizlerden bahsediyoruz. Evet. O oligarşik yapı içerisinde pozisyon almış. Oradan sinyal gönderen, sinyal alan ve kendisine dokunulmazlık zırhı inşa eden bu tipler. Ve onun için de sana bir şey olmaz müdürüm diyor. Vekilin oğlu. Evet. Evet. Şimdi fakat burada işin ilginç tarafı, şimdi bu rüşvet edecekler izleyiciler. Ya demediniz kardeşim, bu rüşveti niye veriyor? Niye yapmak istiyorlar? Tabii bu çok önemli bir nokta. Ha, şimdi yasa dışı bir iş çeviriyorlar orada. Bir film Evet. fırıldak var. Ama şu ana kadar ulaşan Türkiye'de doğrusu medyada kalmadığı için bize yurt dışından işte ne kadar ulaşabilirsek o kadar. Şimdi bu arabalarla bir takım arabaları Suriye'ye kayıt dışı ve kaçak sokuyorlarmış. İçinde bir şeyler var. İçinde ne olduğu henüz bilinmiyor. Evet. Türkiye'deki gazeteci dostlara buradan iletelim. Bunun arabanın içerisinde ne varmış bir öğrensinler, değil mi?
Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama herkes korkar bunu yazmaya. Şimdi bakın diyeceksiniz ki yine kinaye yapıyor bu Efe denilen adam. Ya adam koskoca tırları durdurdular. Biliyorsunuz Can Dündar'ın haberiyle alakalı noktaya geleceğim şimdi. Koskoca MİT tırlarını durdurdular. Tırların içinde açtılar. Ne var bunun içinde dediler tır şoförlerine. Ya abi işte ilaç falan götürüyoruz. Açın içini dedi asker. Açtılar içini. Hocam. İçi paso, silah, mermi, bomba. Ya arkadaş bu yani Şimdi gene o şeye bu getiriyorum. Yani çok mega boyutunu yaşadığımız için bu şimdi arabanın bagajında ne taşıyor? Yani hocam bu arabanın bu şey Temel'in bu saat hikayesini biliyor musunuz? Kaçak saat getiriyormuş Yok Türkiye'de. bilmiyorum onu. Yurt dışından kaçak saat getiriyor bu Temel tamam mı? Yakalanıyor gümrükte valizin içerisi kaçak saat dolu. Gümrük görevlisi şüpheleniyor. Temel'in de öyle bir bağlantısı yok. Rüşvet verecek gümrük. Gene gümrük yetkilisi oradaki ama gümrük yetkilisi şüpheleniyor. Ne var içinde diyor. Temel diyor ki kuş yemi diyor. Aç lan şu diyor valizi. Ya açma ya aç şu valizi. Bir açıyor bir sürü kaçak saat. Hani lan diyor kuş yemiydi bu. Vallahi diyor ben kuşların önüne koyacağım. Yerlerse diyor. Ya Erkan Bey programda böyle espri yaptığınız zaman en az 3-4 dakika kaynıyor ama yani bu olmaz. Kaynıyor. Kaynıyor ama Burada yani ama Türkiye'nin kendisi bağlantısı de var bir o. temel fıkrası ya. Tabii. Gerçi siz şimdi böyle temel memel dediniz işte bak Karadenizlerin şeyinden bahsediyoruz. Yani bu da bir temel fıkrası aslında. İşte tabii. İşte yani adam diyor ki ya kardeşim bunun içerisinde çocuk bezi var dediler. Değil mi? Evet. Bayır bucak Türkmenlerine Tabii. bebekler için mama var dediler Tabii. bilmem ne. İyi de niye bunu gizli gönderiyor kardeşim o Hayır zaman şimdi değil şöyle olmuş. Silahları o dönemde gönderiyorlar MİT tırlarıyla. Tabii bu biz yakalanan kısmını biliyoruz. Yakalanmayan binlerce tır geçmiş. Yani illegal uluslararası suç işleyerek Türkiye'ye devamlı silah yolluyor falan. İlaç demelerinin sebebi, tıbbi malzeme demelerinin sebebi de silahlar gittiği zaman nasıl oldu, memnun kaldınız mı diyor Türkiye tarafından. Abi sorma ilaç gibi geldi bize demiş. O ilaç gibi geldiğinden sonra gönderilen şey artık ilaç olarak geçiyor şeyde tutanaklarda. Yani Evet. samimi söylüyorum. Evet. Yani rezalet bir durum. Doğru. Erkan Bey şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yaz hocam şu MİT tırlarınınla Tabii. ilgili bir cümle ilave yapayım. Ondan sonra kaldığınız yerden siz müsaade Estağfurullah. devam edersiniz. Unutabilirim. Şimdi biraz önce dediniz ya Can Dündar'ın yayınladığı doğru. Ben şöyle giriş yaparım bu habere, bu konuya girerken. O kahraman hakim ve savcıların ve polisi ve jandarmanın yakaladığı MİT tırları derim. Bak Tabii. dikkat edin. Yani onu haber yapan, ondan önce başka medyada haber yapmıştı Can Dündar. Ama Can Dündar haber yaptı. Önemli ve değerlidir. Önemli bir başarıdır. Alkışlanırız sonuna kadar. Ama Evet. bu Can Dündar'ı ifade edip de ya aslında bunu ortaya çıkaran hakimler, savcılar, yargı mensupları, savcısı, ne bileyim değil mi? Jandarma Tabii. komutanı hepsi içeride hücrelerde ya. Hepsi içeride. Tabii. Ya. Yani şimdi işin enteresan tarafı MİT tırları bak ne yaptınız falan diyen bir kitle var. Haklı olarak eleştiriyorlar bizim gibi. Fakat bu kitle çıkıp ya arkadaş peki dediğiniz gibi yani bu işin soruşturmasını yapan, deşifre eden, bu yolsuzlukları üç kağıdı ortaya çıkaran savcılar, polisler, jandarma, komutan bunlar nerede? Bunlar hapiste. O zaman tamam bunlar hapisteyse bunlar tırnak içinde söylüyorum. FETÖ'cüdür zaten. Boş ver biz kafamızı öbür tarafa çevirelim. Bu da çok enteresan bir Tabii. olay değil mi aslında? Tabii. Hocam kaldım ben araya girdim kusura bakmayın. Bir şey diyordunuz. Estağfurullah yok ipin ucunu kaybettim şimdi. Yani Kaybet. O zaman şeydeydik ben en ipin son. ucunu bağlayayım. Şimdi Tamam buyurun. haberi lime lime ediyoruz ya. Evet. Şimdi baba. Kimdi bu? AKP Urfa Milletvekili. Ahmet Akay. Diyormuştu ki burada bunun haber değeri yok. Bunu konuştuk. Diyor bunu eğer oğlum suçluysa diyor mahkemeler kararı verir diyor. O kadar emin ki. Mahkeme derken dedim hangi Tabii. mahkemeyi kastediyor? Tabii. O kadar emin ki. Çok emin. Mahkemelerin nereye bağlı olduğunu o kadar iyi biliyor ki. Tabii. Yani nereye bağlı, ne nereye, nereye. Bütün bakın, bütün sokaklar, bütün yollar Roma'ya çıkar ya. Türkiye'de de bütün yargıyla alakalı yollar saraya çıkıyor. Herkes bunu biliyor. Bunu ana muhalefet partisi de söylüyor. Bunu diğer muhalefet partileri de söylüyor. Bunu yargıdakilerin kendisi de biliyor.
Ve işin kötü tarafı şu. O milletvekili oğluyla ilgili ya gereğini yargı yapar, size ne? Bunun bir haber değeri yok derken aslında mahkemeden hiçbir sonuç alınmayacağını, mahkemenin zaten bu işin suç ortağı olduğunu, mahkemenin üzerinde olanın da bu işin suç ortağı olduğunu gayet iyi biliyor. Tabii Bunu onun bilerek rahatlığı konuşuyor. var. Tabii. Şimdi aslında burada bizim sormamız gereken analitik bir soru var. Ne biliyor musunuz? Bu abrakadabra diyorum ben bu tip işlere. Bu abrakadabradan yüzde kaç komisyon alıyordur? Yani biliyorsunuz kimden İlgililer. bahsediyorum. Peki İlgililer. bu İlgililer. ilgililer. Yukarıya doğru ilgililer. Yukarıdaki ilgililer yüzde kaç komisyon alıyor? Benim ilgilendiğim nokta bu. Çünkü işin küçüğü büyüğü olmaz bakın. Otelin küçüğü büyüğü, arsanın küçüğü büyüğü olmadığı gibi bu tip abrakadabra işlerin de küçüğü büyüğü yok. Mutlaka bunun bir raici var. Ve bu raici bir ekonomist kadar biliyordur yani. Bir ekonomist olacak kadar biliyordur bence ilgili Çünkü her kişiler. abrakadabranın bir Indira Gandhi'si oluyor. Bir de ekonomik arka planı var. Onu da ekonomistler biliyor zaten. Ha, tabii. Şimdi burada biz AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlunun bu tarz Indira Gandhi işlerinden habersiz olduğunu varsayıyoruz. Bildiğine dair bir bilgi elimizde yok. Ama oğlu bütün film fırıldaklar devam ederken babasının bu işten hiç haberinin olmadığında varsayalım öyle devam ediyor gidiyor. Yani neticede böyle bir haber işte dediğimiz gibi bu iktidar ve yandaş medyada yerini alamayan ama burada dikkatimi çeken bir şey daha var bu haberde. Bu nasıl ortaya çıktı bu rejimde? Yani normalde o düzenek, kamera, ses böyle bir iyi bir operasyon yapmış emniyet. Şimdi burada kolay kolay emniyet böyle bir şeyin üzerine gidemez. Hele şöyle Evet. bir şey. Giden adamı işte daha önce emniyet için hepsi hücrelerde. Ya aileleri bile hücrelerde ya. Evet. 17-25'leri AKP'li çocuklarına dokunduğun an, AKP çocuğuna dokunduğun an polis içer. Ve bunu polis yapmış. İlginç geldi bana. Ya burada bir iç Evet. hesaplaşma, yani kendi işlerinde Şimdi bir madik durum var kardeşim bak sen falan var. yoksa çıkmaz ortaya bu. Ya da çok namuslu, dürüst hala her şeye rağmen polis teşkilatında birileri var diyeceğiz o zaman. Ben şimdi şundan da şüpheleniyorum. Bir başka ihtimal daha var. O da biraz önce komisyondan bahsettik ya. O komisyonla alakalı gerekli makamları mevkideki bir takım kritik pozisyonda olan kişiyi veya kişileri bilgilendirmeden bunu yapmışlarsa o kişi veya kişiler de ya bizim kurmuş olduğumuz bir şebeke var. Sen bu şebekenin parçası olup oradan gerekli miktarı bize aktaracak yerde kendi başına film çevirmeye çalışmışsın. Bak bedeli budur diye bir aba altından sopa da göstermiş olabilirler. Tabii. Yani şöyle olabilir. Yani o mahkemenin sonucu gene milletvekilinin korkmayacağını haklı çıkaracak kadar bir sonuç çıkar. Ve o mahkemeden sonra da işin rengi değişebilir. Tamam biz de katılmaya karar verdik. Gerekli vebal neyse onu da tabii ki ödeyeceğiz diyebilirler. Veya bir başka ihtimal daha olabilir. Bu tabii rejim derken yani yeknesak bir rejimden bahsetmiyoruz. Bir sürü güç odakları var. Farklı bir güç odağı ayağına basılmıştır. Onlar da bir ortak çıkara sahiptir. Menfaat sürtüşmesi olmuştur falan. Yani sizin dediğiniz birinci ihtimaldeki gibi. Tabii. Ya Böyle burada belki bir durum izleyiciler var. ya kardeşim bu işte Urfa milletvekilinin oğlu orada rüşvet vermiş. Ne var bunun? Ya aslında devi hamuduyla götürenler varken bu ne var ki? Evet, anlarım ben bu itiraz ama şimdi bu puzzle'ın bir parçası. Yani her bir cüz kül hakkında fikir verir derler eski ifadeyle. Yani Evet. her bir parça bir bütün hakkında bize bir fikir veriyor. Otopsi yapıyorsunuz o parçadan. O parçanın kanserli olduğunu anlıyorsunuz. Bütün hakkında vücut hakkında bize bir fikir veriyor. Bu haberin her bir cümlesi bu rejim açısından bizler için ibretlik bir röntgen görüntüsü ve bütün bunlar dev işte, hamuduyla götürmeler, Indira Gandhiler, adrakadabralar yapılırken simit 3,5 lira olmuş bu sırada onu da haber edeyim. Yarım mı, bütün İstanbul'da mü? gevrek simit İzmir'de gevrek yarım satılıyormuş. Fiyatını bilmiyorum benim hemşehrilerim İzmir gevrek yarım ama İstanbul'da simit 3,5 lira olmuş abi. 3,5 lira ve ekmek kuyrukları biliyorsunuz şu anda ucuz Evet. ekmek alabilmek için insanlar
kar, kış demeden birileri adra kadarba yaparken birileri de işte ekmek kuyruğunda bekliyor. Leman'ın kapağını hocam gördünüz mü? Gördüm. Gördüm. Ya Korkunç bir harikaydı. kapak. Ya Evet, müthiş. şimdi polis miting polis orada bir kalabalık bir grup var sokakta. Evet. Miting polis diyor ki miting izinsiz gösteri yasak diyor. Kafanızı kırdırmadan dağılın diyor. Ya diyor bu ekmek kuyruğu. Garip vatandaş. Müthiş ya. Mizah, mizah müthiş bir sanat. Ve gerçekten Türkiye gibi bir ülkede doktora tezi yazsanız bu karikatür kadar etkili olmaz yani. Ve bence de çok gerekli bir şey. Yani bu tip ülkelerde mizahın tavan yapmasının da sebebi bu zaten. Yani böyle yolsuzluğun falan tavan yaptığı ülkelerde mizahın bu kadar gelişmesi Evet. tesadüf değil. Leman'ı tebrikler. Harika bir çizim, harika Kesinlikle. bir zeka Kesinlikle ürünü. müthiş. Evet, Türkiye'nin ex olma yolunda diye bu geçen de bir tweet attınız. Süreci başladı. Başladı derken ex olma, yani artık öldü. Evet. Ölüm süreci. Artık hani artık doktorlar artık karışmayın bu hastaya, artık bildiği gibi şey yapsın, artık ilaç vermenin de faydası yok. Evet. Sürecinde girdi dediniz. Onu hocam biraz açar mısınız? Arkasından da yayını bağlamış olalım. Şimdi şöyle yani herhangi bir sosyal bilim alanında herhangi bir ülkeye veya bir probleme yaklaşırken bu problem hani bir olur, iki olur, üç boyutlu olur. Fakat Türkiye'de o kadar çeşitli ki yani sayılamayacak kadar fazla problem aynı anda devam ediyor, varlık gösteriyor. Siz birini tedavi ederken öbürü çıkıyor, ötekisini tedavi ederken öbürü çıkıyor. Zaten hiçbirini tedavi de edemiyorsunuz. Sadece teşhis koymaya çalışıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin durumu şu, bir beden düşünün. Beden kalp hastası, kanser, diyabet, efendim işte enfeksiyon hastalıkları falan yani birbirine paralel yüzlerce hastalık aynı anda devam ediyor bu. Yani hastanın kurtulması mümkün değil. Tedavi etmeye çalıştığınız zaman bir yeri tedavi ederken o ettiğiniz tedavide kullandığınız ilaç başka bir probleme de sebebiyet verebiliyor. Yani ben şuraya bağlamak istiyorum. Türkiye aslında eks oldu. Türkiye aslında öyle bir noktaya geldi ki bir haftalık işte 10 günlük ömrü kaldı denilen hasta gibi bu noktadan sonra dokunmayalım artık. Yani rahatsız etmeyelim, ameliyata da gerek yok, vücut bütünlüğünü de bozmayalım. Rahat etsin, hani sevdikleriyle beraber böyle bir noktaya geldi. Ve bakın eks olduktan sonra şimdi bazıları diyorlar ki ya bu ölecek bir şeye de benzemiyor ya. Ülkeye bak diyor her tarafı aktif, %7 küsürlük büyüme ilan edilmiş falan müthiş bir nokta. Bunlar refleksler, bunlar vücudun böyle refleksif hareketlerini vücut hala yaşıyor zannediyorlar. Yani Kurban Bayramlarında falan bilirsiniz böyle hayvanı kestikten sonra hayvanın sağa sola atmaya başlar. Böyle bir hareketlilik bacakları falan kıpraşır. Fakat hayvan aslında ölmüştür yani. Şimdi burada da teşbihte hata olmaz bir benzetme yapıyorum. Hasta ya ölmüş ya da ölüm döşeğinde artık. Ve debelenme aşamasında. Bu debelenme aşamasında biz işte ülke hala canlı. Bak işte ülkede %7'lik büyüme. Bunların hepsi manipülatif rakamlar zaten. Tabii Şu tabii sizin yüzde bugün yedi konu nerede yüzde olarak yedi? seçtiğiniz bu mikro alan ülkenin aslında makro anlamda ne kadar kötü bir pozisyonda olduğunu bize gösteriyor. Biz gülüyoruz ama artık ağlanacak haline gülüyoruz ülkenin. Yani ülke artık ağlanacak bir noktaya geldi. Ben insanlarımız için üzülüyorum. Ekmek kuyruklarında şurada burada. Ne olursa olsun yani yanlış oy kullanmış, hata yapmış, bilinçlenmemiş bunlar bir tarafa. Sonuçta çoluk çocuk perişan oluyor. Ben en çok buna üzülüyorum. Evet, yazık. Vallahi evet. Gerçekten öyle. Yazık oldu ülkeye. Yazık Yazık oldu oldu, bunu çok dedi. yazık oldu. Peki. Ama ümitsiz olmayalım. Mutlaka bir çıkış yolu olur diye ümit edelim. Ama önce insan hakları, demokrasi, hukuk, bunlar olmadan da ekonomi de düzelmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Herhalde belki de bir toplumsal bir bilinç sıçraması yapmak ve ona göre de bizi yönetenleri ona göre seçmek gerekiyor. Kolay bir Evet. süreç değil. Hiç kolay bir süreç değil. Peki. Haklısınız. Efe hocam, yayınımızın sonuna geldik. O zaman haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun Erkan Bey. Görüşmek üzere.